400 yıldan fazla Osmanlı padişahları tarafından kullanılan Topkapı Sarayı'nın girişinde Ayasofya Camii ve Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı harika bir çeşme bulunur. Ayasofya Camii'nin hemen yanında sarayın ilk kapısı Bab-ı Humayun. Burası sarayı bir kale duvarı gibi kaplayan alanın girişidir. Kapıdan içeriye herkes girebilir. Herhangi bir engelleme yapılmazdı. İçeride ilk avlu. İlk avludaki en önemli eser Aya Erini Kilisesi'dir. Bu kilise Osmanlı döneminde silah deposu olarak kullanılmıştır. Burada şu anda bazı fıskiyeler, sersebiller sergilenmektedir. Avlunun kenarlarındaki sersebilleri görüyoruz. Yani kedili bir sersebil fıskiye. Avlunun genel görünüşünden sonra ikinci kapının görünüş. Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı Babüs Selam kapısı. Bu kapı Orta Çağ'dan kalan kalelerin kapılarına benzeyen bir görüntüye sahip. Gördüğünüz gibi iki tarafında yüksek kuleler var. Burası kontrollü bir kapıydı. Sürekli olarak nöbetçiler bulunurdu ve buradan içeriye izin almayan, randevusu olmayan kimse giremezdi. Ayrıca buradan padişah haricinde kimse atla içeriye giremezdi. Kapıdan içeri girdiğimizde ikinci avluya giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada önce meydan çeşmesi var. Bu çeşmenin bulunduğu yerde bazen idamlar yapılıyordu. Genel olarak ikinci avlunun görüntüsünü izliyoruz. Gayet geniş bir yer ve sürekli olarak kalabalık. Yerli yabancı turistler sürekli rağbet gösteriyor. Meydan çeşmesinin yanında çok eski bir ağaç var. İkinci avluda ki ağaçlarda en az 200 yıllık. Burada haremin girişi ve kuşhane denilen bölüm mevcut. Yine burada bir Bizans sarnıcı var ki Osmanlılar tarafından da su amacıyla kullanılmış. İkinci avlunun sağ tarafında büyük mutfaklar mevcut. Yine bu tarafta Soğum Kalesi'nin kitabesi dikkatimizi çekiyor. Asıl önemli olansa bir nevi bakanlar kurulu olan Divan-ı Humayun'un toplandığı kubbe altı binası ve onun arkasında bulunan Adalet Kulesi. Burayı ayrıca anlatacağız ama Osmanlı idari yapısındaki en önemli yerlerden birisi burasıydı. Zülüflü Baltacılar Koğuşu da burada bulunan korumaların kaldığı bina. Evet, yine Divan-ı Humayun binasını görüyoruz. Buradan yürüyerek 3. kapıya yani Bab-ı Saade kapısına ulaşabiliyoruz. Topkapı Sarayı'nın 2. avlusunun sol tarafında bulunan Divan-ı Humayun binası Topkapı Sarayı'nın en önemli idari binasıdır. Çünkü burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıldan fazla süre yönetildiği yerdir. Buraya Kubbe Altı adı da verilirdi ve burada Divan-ı Humayun yani İmparatorluğun Bakanlar Kurulu toplanırdı. Bu altın nakışlarla süslenmiş olan harika yapı iki bölümden oluşur. Bir bekleme salonu, bir de divanın yani Bakanlar Kurulu'nun toplandığı asıl salon. Bu asıl salonda önemli olan burada bulunan Sultan Penceresi'dir. Bu Sultan Penceresi vasıtasıyla Sultan divanın görüşmelerini gizlice takip ederdi. Bazı kadın sultanlarımız da buraya ulaşan haremden gelen yolu keşfetmişler ve gizlice bu görüşmeleri takip etmişlerdir diye rivayet edilir. Evet, işlemelerin ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Bezeler buradaki sedirler üzerinde otururlar. Görüşmeler bu şekilde yapılırdı. Isıtması da ortada bulunan mangal vasıtasıyla yapılırdı. Çok uzun bir süre 3 kıtaya yayılmış olan imparatorluk buradan idare edildi. Görüşmeler burada yapıldı. Topkapı Sarayı'nın en merak edilen, en gizemli ve girilmesi en zor olan bölümü haremdir. Burası padişahın özel evidir. Cariyeleri, gözdeleri, sultanları ve annesi burada yaşardı. Gördüğünüz gibi
Güzel bir kapısı var. Bu kapıdan içeriye giriliyor. Çeşitli bölmeler var. Tabii hepsini gezemiyorsunuz. Belirli bir rotayı takip ediyorsunuz. Topkapı Sarayı'nı gezerken bu bölümü gezebilmek için ayrıca bir ücretlendirme yapılıyor. Harem ağaları taşlığını görüyoruz. Harem ağaları bu bölümü kullanırlardı. Bunun üstünde bulunan koğuşlarda kalırlardı. Çeşitli dinlenme yerleri burada mevcut. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ayna var. Evet, görmüş olduğunuz mermer yükseltilerde özellikle cariyelerin yemeklerini yedikleri yerler. Yani televizyon dizilerinde anlatıldığı gibi öyle aşırı bir lüks yoktu. Yemeklerini ayakta bu mermerlerin üzerinde yiyorlardı. Gayet kasvetli bir ortam. Zaten harem hastalıklarıyla da meşhurdur. Çünkü insanlar burada hem ısıtılması zordu, ısınamazdı, nem çok fazlaydı ve çok fazla verem hastalığı, tüberküloz vardı. Cariyeler taşlarını görüyorsunuz. Üst kısımlarda kalıyorlardı. Böyle herkesin ayrı bir odası falan cariyelerin yoktu. Toplu olarak kalınırdı. Çok güzel işlemeler var. Güzel doğa resimleri yapılmış. Tabi insan resmi yok. Bazı odalar kapalı. Taşlıktan sonra da genel görüntüyü görüyoruz. Adalet Kulesi'nin ucu görünüyor buradan. Çünkü burayla bağlantılı. Bu taşlık üstü açık olan yerlerden birisi. Buradan da asıl önemli olan Valide Sultan Dairesi'ne geçiyoruz. Dairenin girişinde bulunan ocak kısmı ısıtmada kullanılıyordu bu tip ocaklar. Herhangi bir merkezi ısıtma yoktu ve Valide Sultan Dairesi işte televizyonda gösterilen Valide Sultan'ın bulunduğu yer burası. Kendisine ait bir çeşmesi vardı. Gördüğünüz gibi duvarlar tamamen işlenmiş vaziyette. Harika bir kubbesi var. Doğa resimleriyle bezenmiş. Çünkü genelde dışarıya insanlar buradan çıkmazdı. Evet. Sedirlerde oturuyorlardı. Ve burada yemeklerini yiyorlar. Görüşmelerini burada yapıyorlardı. Bazı entrikalar da tabii burada dönüyordu. Valide Sultan'ın hamamını görüyoruz. Küçük bir hamam. Tek kurnalı bir yer. Yine hünkâr hamamını görüyoruz. Aynı şekilde sadece ayrı bir kapısı var. Ve hünkârın insan ihtiyaçlarını giderdiği yeri görüyoruz. Buradan gözdeler koğuşunun önünde bulunan avluya çıkıyoruz. Cariyelikten gözdeliğe geçebilen, yani padişah tarafından beğenilen cariyeler gözde oluyordu. Ve buradaki küçük dairelerde kalıyorlardı. Tek kişilik yerleri olabiliyordu. Bu koğuşta gezebiliyorlardı. Koğuşun önündeki avluda geziyorlardı ve dışarıda bulunan bir taşlık var. O taşlıkta dolaşabiliyorlardı. Evet, burası da Mabeyn Taşlı bir avlusu. Harem ağalarının genelde bulunduğu ve kullandığı bir alan. Evet ve Altın Yol. Özellikle Batı'da çok fazla anlatılan Altın Yol. İşte burası böyle çok lüks bir yer değil. Buranın önemi bu yolu geçip de padişaha ulaşan ve padişah bir erkek evlat verebilen cariye veya gözdeler önü tamamen açılırdı. Bu yüzden buraya Altın Yol adı verilmiştir. Üst kısımlarında da kalfaların ve harem ağalarının kaldığı çeşitli koğuşlar var. Yine kenarda mermerden yapılmış oturma yerleri, dinlenme yerleri var. Yine kasvetli ve soğuk bir ortam. Harem gezimizi de burada bitiriyoruz. Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı Babü Saadet Kapısı, Saadet Kapısı. Buranın önünde Sancak-ı Şerif'in konulduğu yeri görüyorsunuz. Babüssade arz odasına açılır. Arz odası padişahın şahsi çalışma ve dinlenme alanı. Hemen yanında da has odalar, yani padişahın evi var. Has oda da haremle bağlantılı. Evet, ne kadar güzel işlemler olduğunu görüyorsunuz. Mükemmel çinliler var. Yine ısıtma için kullanılan ocakları, duvar içindeki nişleri görüyorsunuz. Eşyaların depolanması için arz odasından bir ayrıntı. Üçüncü avlunun içinden arz odası bu şekilde bir köşk şeklinde görünüyor. Burada Mukaddes Eserler Dairesi de hemen yanında. Has odanın girişini görüyorsunuz. Burada birden fazla has oda var. Çeşitli padişahların yaptırdığı. 3. Murat'ın ve
Üçüncü Ahmet'in yaptırdığı hasarlar gezilebiliyor. 1600'lerin başında meydana gelen bir yangında Topkapı Sarayı epeyce hasar gördüğü için çoğu hasarda bu tarihten sonra onarılmış ve civardaki birçok binada ondan sonra yapılmış. Evet, burası da gayet geniş bir alan. Şimdi haremin buraya baktığı alanı göreceğiz. Çifte kasırlar ki burada şehzadeler ve veliaht dairesi bulunuyor. Yine 3. Murat'ın has odasından bazı ayrıntıları görüyoruz. Altın varaklı çoğu yer. Evet, yine yemiş odasının girişindeki alan yeşil güzel çinilerle yapılmış. Ne kadar hoş bir görüntü. Büyük pencereler, iki kat pencereler konmuş. Işık miktarı artırılmaya çalışılmış. Sağlık için. Buraya yemiş odası deniyordu. Evet, kubbesini görüyorsunuz. Buradaki kubbeler çok hoş ve çok ayrıntılı, sanatsal. Evet, has odanın yine önemli bir bölümünü görüyorsunuz. Burayı cam arkasından ancak izleyebiliyoruz. Koruma altında. 3. Murat'ın has odasının bir ayrıntısı. Evet, çeşmesi var içeride. Yani suyu odanın içinde. Evet, burası veliaht dairesi. Padişahın belirlemiş olduğu veliaht bu dairede padişahın hemen yanında kalıyordu. Geniş, hoş bir daire. Biliyorsunuz yükselme dönemi sonundan itibaren sancaklara şehzadelerin gönderilmesine son verilmesiyle beraber padişahlar şehzadelerini yanlarında istemeye başladılar ve onları ciddi kontrol altında tutmaya çalıştılar. Bu yüzden veliaht dairesinin de hemen yakınında bir şehzadeler dairesi yapıldı. Burada da şehzadeler, evet şu anda yeni bir ayrıntıyı görüyoruz. Şurası da şehzadeler dairesi. Şehzadeler burada kalmaya başladılar. Tabi kontrol altında oldukları için, sürekli girip çıkamadıkları için burada çeşitli sorunlarda bazı padişahlar, padişah adayları yaşadılar. Kardeş katli ya da bazı padişahların kardeşlerinin çocuklarını öldürmesi olayları da bu bölümde yaşanmıştır. Yine ocak bölümünü görüyorsunuz, ısıtmada kullanılan. Evet, çatı işlemesi. Özellikle zanaat harika. Şehzadeler Dairesi içindeki yemiş odası burası da. Sedirler üzerine oturuyor ve yine ortadaki mangalı ısıtıyor. Evet, 3. avluda bir hekim baş odası var. Doktor burada kalıyordu. Padişahın sofa köşkü, küçük bir dinlenme köşkü. Yine 4. Murat'ın yaptırdığı Bağdat köşkü, Bağdat seferinin anısına. İki yönden görüyoruz. Önünde iftariye kamerası var. Bağdat köşkünün içi ve işlemeleri harika. Yine 4. Murat'ın Revan seferi anısına yaptırdığı Revan köşkü. Evet, Revan köşkünün ön tarafı barok bir stille yapılmış. Hemen bitişiğinde sünnet odası var. Buraya sünnet odası deniyor. Yine 3. avlunun içinde bir sofa cami var. Küçük bir cami. Padişah namazlarını burada kılardı. Bunun bitişiğinde esap odası var. Giysileri burada bulunurdu. Yine 3. avlunun içinde bir taş taht vardır. Padişah avluya çıktığında burada dinlenirdi. Ve buradan has bahçeye açılan kapıyı görüyorsunuz. Gülhane Parkı'na kadar uzanır. Yine idari amaçlara kullanılan çeşitli köşkler burada mevcut. Defikam Hatun'un hayratını burada görebilirsiniz. Ağlar Camii ve Saray Kütüphanesi de yine 3. avlunun içine bakmaktadır. Ve altın kaplı iftariye kamerası padişahın iftarını açtığı yer ve Mecidiye Köşkü ile sona erer.